Başbakan Binali Yıldırım ile CHP lideri Kılıçdaroğlu AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Yıldırım, CHP liderine OHAL'in uzatılabileceği mesajını verdi. Görüşmede mini anayasa değişikliği çalışmaları da değerlendirildi. Suriye'den atılan roket kiliste pazar yerine düştü. Can pazarının yaşandığı saldırıda 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı. Bilmediğimiz bir güç, her nedense bu darbenin nasıl olduğunu soruşturulmasını engellemek istiyorum. Hakim karşısına çıkan Altan kardeşlerden Mehmet Altan tutuklandı. Ahmet Altan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında konuşan Ahmet Altan, bu hukuk sistemiyle varılabilecek hiçbir yer yoktur dedi. Zannediyorum ki bu darbenin siyasi sorumlularının ortaya çıkması var. Korktukları bu. Bunun için de Mehmet Altan'ı tutukluyorlar. Altan kardeşler 15 Temmuz darbe girişimi öncesi subliminal mesaj vererek darbeye iştirak ettikleri iddiasıyla 12 gün önce gözaltına alınmışlardı. OHAL kararnameleri Anayasa Mahkemesi'ne gidiyor. Olağanüstü hali aşan düzenlemeler olduğunu söyleyen parti sözcüsü Selin Sayıkböke yarın Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı. Oda TV sitesi yazarı Mösser Yıldız, Yusuf Akdemir isimli tutuklu bir binbaşının ifadesini yayınladı. MİT ve Hulusi Akar işin içinde, oyun çok büyük diyen binbaşı, Hakan Fidan'ın karargah basıldıktan sonra genelkurmaydan ayrıldığını söyledi. Tutuklu binbaşı, o gece karargahtaki maskeli ve silahlı personel kim? Medya tek cümle yazmıyor vurgusu yaptı. Türkiye, 2016'nın ilk yarısında sansür başvurusunda dünya birinciliğini korudu. Twitter'ın resmi internet sitesinde yayınlanan rapora göre 5.195 içerik başvurusu kaldırma isteğinin yarısı Türkiye'den geldi. Eğitim Senyük önünde akademisyenlerin ihraç ve tasfiyelerini protesto etti. Açığa alınan akademisyenler, her biri küçük birer diktatöre dönüşen rektörlerin hazırladığı listeler eleştirel düşünceyi yok ediyor açıklaması yaptı. Türkiye'deki gelir adaletsizliği giderek büyüyor. TÜİK'e göre en yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay %46.5'e yükseldi. En düşük gelire sahip %20'lik grubun aldığı pay ise 0.1 puan azalarak %6.1 oldu. Ağrı'nın Doğu Beyazıt Belediye Meclis üyeliğine atanan Kayyım istifa etti. Kayyım tutuklu iki meclis üyesi yerine atanmıştı. İstanbul Valiliği üç büyüklerin taraftarları için deplasman yasağını kaldırdı. Sarı-kırmızılı taraftarlar bu haftaki Beşiktaş maçına gidebilecek. Söz konusu karar Trabzonspor'un İstanbul takımlarıyla oynadığı maçları kapsamıyor. Hindistan'da bir inek göğsüne tekme attığı adamın ölümüne yol açtı. Göğsüne aldığı sert darbeyle nefesi kesilen adam yere yığıldı ve olay yerinde hayatını kaybetti.